Poroslarda doğarak Akdeniz'de buluşan Manavgat Tırmanı'nın oluşturduğu dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Manavgat merkeze yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki şelale suların 3-4 metrelik bir falezden düşmesiyle ortaya çıkan görüntü ilgi çekiyor. Kentin cazibe merkezlerinin başında yer alan Manavgat Şelalesi zaman zaman su seviyesinin artması ve azalmasıyla da gündeme geliyor. Irmak üzerinde kurulu Manavgat ve Oymapınar barajlarındaki elektrik üretimi şelalenin su seviyesinde önemli değişikliklere neden oluyor. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen şelalenin barajlar nedeniyle kurumasına tepkili. Dünyaya mal olan 1,5 milyona yakın bir turisti ağırlayan Manavgat Şelalesi bu süreçten etkilenen bir doğa güzelliği burası. Aynı zamanda Manavgat'ımız dünyanın en güzel kentlerinden bir tanesi. Kentimizin içerisinde, yukarısında, aşağısında, ırmak kenarlarında hizmet veren yüzlerce işletmemiz mevcut. Yüzlerce. Manavgat Irmağı üzerinde bot turu yapan Bilal Ersoy, ırmakta debi yükselmesi ve azalmasının en çok kendilerini etkilediklerini ve turistlere yalan söylediklerini belirtiyor. Şelaleye götüreceğiz diyoruz, müşteriye yalan söylemiş oluyoruz, müşteriyi şelaleye götüremiyoruz ırmaklaştığı zaman.